Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Samanyolu Haber'e konuştu. Gündemle ilgili çok önemli açıklamalar yaptı. Şimşek, BDP, CHP ve MHP'nin 12 Haziran için işbirliği yaptığını, bu ittifakın arkasında da PKK ve Ergenekon'un olduğunu söyledi. Maliye Bakanı, CHP'ye oy verin diyen The Economist'i ise densizlik ve yalancılıkla suçladı. Terör örgütünün sempatizanlarına, destekçilerine biraz yaranayım diye. Maliye Bakanı ve AK Parti Batman Milletvekili adayı Mehmet Şimşek, gündemin önemli başlıklarını Samanyolu Haber'e değerlendirdi. Bakan Şimşek ilk olarak Cizre'de İmam Hatipli öğrencilerin kaldığı yurda yapılan saldırıyla ilgili konuştu. Cizre'de 13-14 yaşındaki çocukları yakmaya çalışanlar belli. Bunların bir derdi var, o da toplumun huzurunu bozmak. Oranın, Türkiye'nin, Güneydoğu'nun gelişmesini, kalkınmasını engellemek. Bir gazetede yer alan saldırı kararının BDP çadırında alındığı yönündeki iddiayı da değerlendiren Şimşek, sürpriz olmadı dedi. BDP'nin sırtını terör örgütüne dayadığı son derece açık. Çok da sürpriz olmaz. Çünkü son dönemlerde Güneydoğu Anadolu'da o çadırlardan bizim büyük ekranlara yansıyan resimleri görüyorsunuz. Milletvekilleri orada. Hemen önlerinde molotof kokteyli atan gençler, hemen önlerinde istismar edilen minnacık çocuklar, okulda olması gereken çocuklar taş atma mangasına dönüştürmüş. Maliye Bakanı'nın The Economist'in açıklamalarına da tepkisi sert oldu. Bakan Şimşek, derginin seçimi manipüle etmeye çalıştığını söyledi. The Economist dergisi geçmişte bir takım tavırlar koymuş olabilir ama hiçbir zaman, yani benim görebildiğim kadarıyla şu partiye oy verin denilmemişti. O kadar ileri gidiyor. Tabii ekonomistin yaptığı büyük bir densizlik ve ciddi bir manipülasyon. Yani seçime bir de daha önemlisi, şimdi The Economist dergisinin argümanları doğru mu? Külliyen yalan. Bu ülke ileri demokrasiyle AK Parti döneminde tanıştı. MHP'nin Diyarbakır'da yapacağı mitingle ilgili ortaya çıkan provokasyon konuşmaları da Bakan Şimşek'i şaşırtmamış. Maliye Bakanı, MHP, BDP ve CHP'nin işbirliği yaptığını iddia etti. İttifakın arkasında PKK ve Ergenekon var dedi. Bu seçimde çok açık bir şekilde görüyoruz ki BDP ile MHP işbirliği içerisinde. Arka planında terör örgütü var, Ergenekon var. Destekleyici olarak. Bunlar sırtlarını onlara aslamışlar. CHP de şimdi bu tezgahın içerisinde ortak. Geçmişte de bu tür ittifakların yapıldığına dikkat çeken Bakan Şimşek, amaç Türkiye'de kaos oluşturmak dedi. Diyarbakır'da bu türden bir tezgah da çok sürpriz değil. Çünkü bütün mesele şu, Türkiye'yi germek, Türkiye'yi karıştırmak, siyasi istikrarsızlık yaratmak, bir kaosa Türkiye'yi sürüklemek ve Türkiye'nin son yıllarda elde ettiği kazanımları tehlikeye atmak. Ama bizim vatandaşımız basiretlidir. Bu oyunlara gelmez.